yay dalgalarda yansıma ve iletim. Ucuca eklenerek girilmiş yayların birbirinde oluşturulmuş atma, ek yerine geldiğinde iletilerine yansıyan atmalar iki atmaya dönüşür. Hafif yaydan, bakın ağır yaydan hafif yaya geçişte bağlantı noktası serbest uç gibi, hafif yaydan da ağır yaya geçtiğinde bağlantı noktası sabit uç gibi davranır. Atmalar ağır yayda yavaş, hafif yayda hızlı ilerler formülünde söylemiştik. Baş yukarı gelen atma daima baş yukarı, baş aşağı gelen atma daima baş aşağı olarak iletilir. Yani iletilen atma ters dönmez. Gelen atmanın genliği iletilenkinden ve yansıyankinden büyüktür. Yansıyan ve iletilenlerin genlikleri karşılaştırılamaz. Çünkü gelen atmanın bir enerjisi var. İkiye bölünüyor eşit olarak değil ama bir kısmı yansıyana bir kısmı iletilene geçtiği için bunların genlikleri yansıyan ve iletinin genlikleri kesinlikle diğerinden ne olacaktır? Küçük olacaktır. Evet, burada söylenenleri şimdi uyguluyoruz. Bakın hafif yaydan ağır yaya geçerken ne olacaktı? Burası sabit uç gibi davranacak, ters dönecek. Bakın atmamız, diğeri de iletilecek. Ağır yaydan hafif yaya geçerken serbest uç gibi davranacak, ters dönmeden yansıyacak ama iletilen yine aynı olacak. Genliklere dikkat ederseniz her iki durumda da gelenden daha küçük olacak. Bakın gelenden genliklerimiz daha küçük olacak. Hızlarını karşılaştıracak olursak A ve B aynı olmak zorunda bakın. Ama ağır yayda yavaş ilerlediği için C küçük olmak zorunda bakın burada. Buraya baktığımızda yine hızlarını karşılaştıracak olursak ağırda hız daha düşük ama hafifte daha hızlı olacak. Ama 1 ve 2 her zaman eşit çıkacak çünkü ortam değişmedi. Ağır ağır yansıyan da gelen de aynı yayda oldukları için bunlar ne olacaktır? Aynı hıza sahip olacaklardır. Evet, şimdi arkadaşlar örneklerimize bakalım burada. Bu örneğimizde X ve Y yayları O noktasında birleştirerek şekildeki yönde ilerleyen baş aşağı bir atma oluşmuştur diyor. Atmanın diyor bakın arkadaşlar O noktasından yansıyan kısmı baş yukarı olmuş. Buradan gelirken yansıyanımız baş yukarı olmuş bu şekilde. İletilen tabii ki her zaman aynı şekilde iletilir. Bu tarafa doğru geçti. Eğer ters döndüysek o zaman bu hafif bir yaymış arkadaşlar. Bu da neymiş? Ağır yaymış. Çünkü hafiften ağıra geçerken ters dönüyoruz. Genliği gelen atmadan küçük. Bu her zaman geçerli. İletilen için konuşuyoruz şunun için. Hızı küçüktür. Evet. Ağır yayda hız daha küçük olur. Doğru. Genliği gelen atmadan büyük olur. İletilenin hiçbir zaman büyük olamaz. Ha, küçük olur demiştik. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir arkadaşlar. Bu örneğimizde esnek ve gerilmiş yaylardan P ile R, P ile de S O noktasına birleştikten sonra P yayında atmalar oluşturuluyor. Atmaların O noktasından iletilen ve yansıyanlar şekil 1 ve 2'deki gibi oluyor. Buna göre yayların hafif olandan ağır olana sıralanması hangisi gibi olur diyor arkadaşlar. Bakın hemen buraya bakalım. Burada ters döndüğüne göre gelen, pardon, iletilen her zaman bununla aynıdır. Bakın. İletilenle gelen atma aynıdır. Bu yönden gelmiş ve aynı şekilde geçmiş. O zaman bu ağır yayımızdır. Ağır. Bu da hafiftir. Çünkü ters dönmeden yansımış. Buraya gelelim. P'ye ne demiştik? Ağır demiştik değil mi? Buradan da bakın ne olmuştu? ters dönerek yansımış. İletilen bu şekilde olur ama buradan ters döndüğüne göre bu şekilde yansıyanımız böyle olduğunu iletilen her zaman gelen atmayla aynıdır. Yukarıdan gelmiş ama burada ters dönmüş. Bu da daha ağır diyebilirim yani. Daha ağır. O halde hafiften ağır olana göre sıralarsak önce R, sonra P, sonra da S gelecektir. Cevabımız D seçeneğidir burada arkadaşlar.